Kanada, zengin doğal kaynaklara ve çeşitli ekosistemlere sahip büyük bir ülkedir. Ancak yüksek yaşam maliyeti ve konut sorunları gibi önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Kanada'da yaşamak bazı avantajlara sahip olmakla birlikte ekonomik olarak zorlayıcı olabilir. Videomuzun sonunda ise Kanada'da uzun yıllar yaşamış Alex adındaki bir göçmenin ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldığını göreceğiz. Şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Kanada, eski adı ile Kanada Dominyonu, Kuzey Amerika kıtasında en kuzeydeki ülkedir. Kanada, 5 bölgeye yayılmış olup 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşur. Atlas Okyanusu bölgesi, Merkez Kanada, Kanada bozkırları, batı ve kuzey sahilleri her bölgenin kültür ve nüfusu farklıdır. Kanada'nın adı yerli halklardan gelen yerel kelimelerden türetilmiştir. İlk olarak 16. yüzyılda Fransız kaşif Jacques Cartier tarafından kullanılmıştır. Cartier, Saint Lawrence Nehri kıyısındaki yerli bir köye gittiğinde köylüler ona Kanata dedikleri yerleşim alanlarına davet etmişlerdir. Kanata, Iroquoian dil grubuna ait bir kelime olup köy veya yerleşim yeri anlamlarına gelir. Jacques Cartier bu kelimeyi bölgeyi tanımlamak için kullanmış ve zamanla Kanada olarak evrilen bir şekilde yerleşik hale gelmiştir. Kanada'nın adı ülkenin tarihindeki Fransız ve İngiliz etkilerini yansıtan bir kökeni yansıtmaktadır. Toplam yüz ölçümü 9,98 milyon kilometre kare olan Kanada, yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Sadece Rusya, Kanada'dan daha geniş bir yüz ölçümüne sahiptir. Kanada'nın geniş coğrafyası, ülkenin birçok farklı iklim ve ekosistem içermesine neden olur. Ayrıca Kanada'nın kuzey kısımları Arktik bölgesine kadar uzanmaktadır. Bu geniş alan, zengin doğal kaynaklara, dağlara, göllere ve ormanlara ev sahipliği yapmaktadır. Kanada'da bulunan bazı parklar, bazı ülkelerden daha büyük yüz ölçümüne sahiptir. Örneğin Wood Buffalo Ulusal Parkı, Danimarka ve İsviçre'nin toplam alanını aşarak 44 bin kilometre karelik bir alana yayılmaktadır. Aynı şekilde kuzeybatıda yer alan Nahanni Ulusal Park Rezervi, İsrail'in yüzey alanını aşarak 30 bin kilometre kareden fazla bir alanı kapsamaktadır. Balıkçılık, çiftçilik, turizm ve madencilik Kanada'nın en önemli ekonomi kaynaklarından örneklerdir. Merkez Kanada, Ontario ve Quebec eyaletlerinden oluşmaktadır. Bu bölge Kanada'nın en kalabalık bölgesidir. Ontario ve Quebec, Kanada'nın mal üretiminin dörtte üçünü kapsamaktadır. Kanada bozkırları, Manitoba, Saskatchewan ve Alberta eyaletlerinden oluşmaktadır. Bu toprakların büyük bir kısmı düz ve verimlidir. Özellikle çiftçilik için mükemmel ve zengin enerji kaynaklarına sahiptir. Alberta'nın batısı Kanada bozkırlarının sonunda Rocky Dağları başlar. Kanada'nın en güzel turistik yerlerinden bir tanesi olan Rocky Dağları, Kuzey Amerika'nın en büyük tepe noktalarını içermektedir. Ontario'nun batısındaki bu geniş, düzlük Kanada bozkırları, Alberta ve British Columbia eyaletlerini ayıran Rocky Dağları sıra dağlarına kadar uzanır. Kuzey tarafı ise Kanada'nın 3 bölgesini oluşturmaktadır. Yukon, The Northwest toprakları ve Nunavut. Bu 3 ana toprak Kanada'nın üçte bir toprak kitlesini oluşturmaktadır. Kuzey tarafın kaynakları petrol, doğalgaz, altın, kurşun ve çinkodan oluşmaktadır. Kanada'nın nüfusu 31 milyon kişiden oluşmaktadır. %80'inden fazlası Amerika Birleşik Devletleri'ne, 250 kilometre sınırı içerisinde şehirlerde ve ilçelerde yaşamaktadır. Ottawa, Kanada'nın başkenti olmak üzere 1 milyona yakın nüfusu oluşturmaktadır ve Ontario eyaletinde bulunmaktadır. Kanada'nın en büyük şehirleri 4,4 milyon nüfusu ile Ontario'da bulunan Toronto, Quebec eyaletinde bulunan 3,4 milyon nüfusu ile Montreal ve British Columbia eyaletinde bulunan 1,9 milyon nüfusu ile Vancouver şehirleridir. Ayrıca Toronto, Kanada'da bulunan Pets adlı dünyanın en büyük yeraltı alışveriş kompleksine ev sahipliği yapmaktadır. Pets, Toronto'nun finansal bölgesinde yer alan ve çeşitli ticaret, alışveriş, hizmet ve yemek seçeneklerini sunan bir yeraltı geçididir. Pets, 30 kilometrelik geniş bir ağı kapsayarak birçok iş binası, alışveriş merkezi, otel ve metro istasyonunu birbirine bağlar.
pet özellikle kış aylarında soğuk hava koşullarından etkilenmeden şehir sakinlerine ve ziyaretçilere rahat bir ulaşım ve alışveriş deneyimi sunar. Bu yeraltı ağı, Toronto'nun iş merkezi olarak bilinen Financial District bölgesinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Kanada'nın resmiyetten uzak bir sosyal yapısı vardır. Irk ve sınıf ayrımına rastlanmaz. Yetkililere saygılı davranmalı ve her tanıştığınız kişiye karşı son derece kibar olmalısınız. Türkler, Kanadalı satıcıları ve garsonları biraz yapmacık bulabilirler. Bunun nedeni de bahşiş ve komisyon için her yola başvurmalarıdır. Kanada'da müşteri ilişkileri inanılmaz ciddiye alınır. Ayrıca Kanada'da iş yerinde üstlerinize ve altlarınıza isimleriyle hitap edebilirsiniz. Yazar John Barkin, Kanada'da birinin soyadını biliyorsanız onu çok iyi tanıyorsunuz demektir, demiştir. Kadınlar ve erkekler arasında el sıkışma yaygındır. Evlerinde ise Kanadalılar son derece samimi ve misafirperverdirler. Kanada'da akşam yemeği davetine katıldıysanız bir dahaki sefer sizin davet etmeniz beklenir. Ancak restorana da yemeğe götürebilirsiniz. İzin istemeden sigara yakmak ister topluluk içinde isterse bir başkasının evinde olsun kaba bir davranış sayılacaktır. Toronto ve Ottawa gibi bazı şehirlerde restoranlarda sigara içmek yasaktır. Ayrıca Kanada'ya gittiğinizde sütü poşetlenmiş bir şekilde görmeniz mümkün. Bu poşetler genellikle üçlü paketler halinde gelir ve her poşet 1 litre süt içerir. Süt poşetleri özellikle Ontario, Quebec ve Atlantik eyaletlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ambalaj yöntemi bazı kişilere daha pratik ve çevre dostu gelir. Ancak diğerleri geleneksel süt kartonları veya plastik şişeleri tercih edebilir. Kanada, dünyada en yüksek refah düzeyine sahip birkaç ülkeden birisidir. Kanadalıların %65'inden fazlası kendi evlerine sahiptir. Kişi başına düşen otomobil, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, telefon gibi dayanıklı üretim mallarının oranı çok yüksektir. Medya, sanatsal etkinlikler bakımından da Kanada oldukça gelişmiş durumdadır. 1000'den daha fazla radyo istasyonu ve 700'ün üzerinde televizyon istasyonu bulunmaktadır. Bütün önemli şehir merkezleri, değişik alışveriş merkezleri, restoranlar, tiyatrolar, sanat galerisi ve müzelere sahiptir. Kanada şehirlerinde mükemmel spor ve eğlence tesislerinin yanı sıra doyumsuz güzellikte sayısız park ve bahçe bulunmaktadır. Kanada, İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki resmi lisanı olan bir ülkedir. Fransızca konuşan Kanadalıların büyük bir çoğunluğu ülkenin doğusunda bulunan Quebec bölgesinde yaşamaktadır. 1991 nüfus sayısına göre Quebec nüfusunun %82'sinin ana dili Fransızcadır. Kanada kış aylarında çok soğuk hava koşullarına maruz kalabilen bir ülkedir. Kanada'nın kuzey bölgelerinde özellikle soğuk havalar görülebilir. Kanada'nın resmi olarak kaydedilmiş en düşük sıcaklık değeri 1947 yılında Yukon'daki Snake şehrinde -63 Celsius olarak ölçülmüştür. Bu sıcaklık Mars'ın yüzey sıcaklıklarıyla benzerlik gösterir. Kanada'da bulunan Churchill kasabası sakinleri kutup ayıları nedeniyle arabalarının kapılarını kilitlemez. Bu durum kasabanın Churchill Wildlife Management Area'ya yakın olması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Burada birçok kutup ayısı bulunmaktadır. Ayıların kasabaya girdiği ve insanlara yaklaştığı durumlar olmuştur. Bu nedenle kasaba sakinleri kapılarını kilitlememekte ve herhangi biri bir kutup ayısından uzaklaşmak istediğinde bir arabaya atlayabilsin diye kapılarını açık bırakmaktadır. Oldukça soğuk olan bu ülkenin ulusal sporu buz hokeyidir. Buz hokeyi Kanada'nın tarihi ve kültürel bir parçası olarak kabul edilir ve ülkede büyük bir popülerliğe sahiptir. Kanadalılar için önemli bir sosyal etkileşim aracı ve spordur. Ayrıca Kanada'da profesyonel buz hokey ligi olan NHL dünyaca ünlüdür ve birçok ünlü oyuncu bu ligde yer almaktadır. Buz hokeyi Kanada'nın ulusal kimliğinde güçlü bir yer tutar ve ülkedeki birçok genç bu sporu oynamaktan ve takip etmekten keyif alır. Buz hokeyinin yanı sıra basketbol da çok popülerdir. Basketbolun doğuşu Kanadalı beden eğitimi öğretmeni Dr. James Naismith tarafından 1891 yılında Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Elmonte kasabasında gerçekleşti. Naismith, iç mekanlarda oynayabilecekleri ve kış aylarında da aktif kalmalarını sağlayacak bir spor arayışında olup bu amaçla basketbolu icat etmiştir. Oyunun ilk kuralları
Dr. Naismith'in öğrencilerine sağlıklı bir etkinlik sunmak amacıyla tasarlanmıştı. Basketbolun ilk oyunu 21 Aralık 1891'de Springfield College'da oynanmıştır. Bu tarihten itibaren basketbol dünya genelinde popülerlik kazanmış ve oynanabilirliği, eğlencesi ve rekabetçiliği nedeniyle yaygın bir spor haline gelmiştir. Kanada, dünyanın en fazla göle sahip ülkelerinden biridir ve bu nedenle genellikle göller ülkesi olarak adlandırılır. Özellikle Ontario, Huron, Superior, Erie ve Michigan gölleri gibi büyük göller, bu ülkenin doğal güzelliklerini oluşturan önemli su kütleleridir. Bu göller sadece manzara ve turistik açıdan değil, aynı zamanda su taşımacılığı ve çevresel ekosistemler açısından da büyük bir öneme sahiptir. Kanada'nın göllerle zenginleşmiş coğrafyası birçok doğa sever ve araştırmacı için çekici bir destinasyon oluşturur. Tüm dünyadaki göçmenlerin hayallerini süsleyen ülkelerden biri olan Kanada, gerçekten de anlatıldığı kadar yaşanılası bir yer mi? Kanada'da yaşamak nasıl bir şey? İşte bir göçmenin ağzından Kanada hakkında pek anlatılmayan gerçekler. Kanada öncelikle zenginlerin ülkesi. Belki de buraya daha önce yerleşmiş olanlar ya da ciddi bir varlıkla buraya taşınanlar için de bu böyle olabilir. Ancak buraya göçmen olarak taşınıp çok çalışarak sıfırdan bir yerlere varmak çok zor. Her yıl gelen yüz binlerce göçmen sistemin bu denli sorunlu düzenlendiğini bilmiyor. Zengin insanlar bu göçmenlerin hayatları boyunca biriktirdikleri alarak asimetrik bir şekilde zengin oluyorlar. Kanada'da her şey çok pahalı. Maaşlar hayat pahalılığına asla yetişemiyor. Ben yazılım geliştiricisi olarak çalışıyorum ve 3 yıllık deneyimim sonrası yılda 100 bin dolar kazanıyorum. Bu para Kanada'da bir aile için hayatta kalmaya ancak yetiyor. Kira, yemek gibi basit ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Ancak gayrimenkul, sağlık sistemi, seyahat gibi şeylere ulaşamıyoruz. Ülkeye yıllarca deneyim sonrası gelen insanlar bile sahip oldukları pozisyonlara göre çok düşük maaşlar alıyorlar. Çoğu kötü apartmanların bodrumlarında yaşıyor. Araba sahibi olamıyor. Yılda bir defa bile seyahat edemiyor. Öte yandan nüfusun %1'inden de az bir grup insan oldukça zengin ve güzel bir hayat yaşıyor. Ve bu insanlar sosyal medyada sürekli Kanada'da yaşamın ne kadar harika olduğuna dair paylaşımlar yapıyorlar. Ana problem konaklama. Ev fiyatları sıradan insanlar için karşılanamaz düzeyde. Kanada bu kadar geniş topraklara ve doğal kaynaklara sahipken, gelişmiş bir ülke olarak bilinirken, buradaki insanların ev sahibi olmak gibi basit bir şeye bile erişememesini asla anlayamıyorum. Felaket hükümet politikaları ve düzensiz spekülasyonlar ev sahibi olmayı nüfusun çoğunluğu ve yeni gelen insanlar için ulaşılamaz hale getirdi. Hayatınız boyunca kirada oturmak da bir çözüm değil. Çünkü çoğu zaman ufacık bir yer için 20 kişiyle yarışa girmeniz gerekiyor ve eğer şanslıysanız gelirinizin yarısını buraya harcamak zorundasınız. Kısaca kiralayacak yeteri kadar ev yok ve kiralar dramatik bir şekilde artıyor. Emlak piyasasını bir süredir takip ediyorum ve görünen o ki Kanada ekonomisinin yarısı aslında dünya için hiçbir faydalı şey üretmeyip sadece birbirine ev satmaktan oluşuyor. Herkes ev almak, satıp kar elde etmek, yeniden inşa etmekten konuşuyor. Şu anki hükümet bu sorunu çözmek için hiçbir şey yapmıyor. Çünkü çoğu mensubu hali hazırda mülk sahibi ve fiyatların yükselmesine kar elde ediyorlar. Bunun yerine alakasız şeylerle ilgileniyorlar. Artan akaryakıt fiyatlarına karşı yıllık 100 dolar yardım ki bu resmen bir şaka ve de iklim değişikliği konusunda ahlaki üstünlük imajı yaratmak için petrol borularını yasaklamak ve doğalgaz fiyatlarını daha da yukarı çekmek gibi. Hükümete göre pahalılık küresel enflasyonun sonucu. Oysa gerçek neden Kanada dolarının değerini düşürerek orta gelirden elitlere bilinçli bir varlık transferi yapmaları. Faizleri düşürmek suretiyle yalnızca zenginlerin erişebileceği krediler için yığınla para bastılar ve bu zenginler daha çok mülk satın alıp daha da zenginleştiler. Basılan paralara karşılık ürünlerin sayısı değişmediğinden enflasyon da doğal olarak artıyor. Toplum yatırımı olanlar ve olmayanlar olarak ikiye bölünmüş durumda ve hükümet ilk gruptan olduğu için çözüm üzerine uğraşmıyor. Bazı insanlar diyor ki daha çok çalışın, ikinci işe girin,
para biriktirin, gürültülü bir yola bakan çok eski bir binada küçük bir yatak odası için morgıça girin, orada 5 yıl daha ailenizle yaşayın ve daha iyi bir apartmana geçin. Belki 25 yıl içinde düzgün bir eve yerleşebilirsiniz. Bu tip lafları bizzat hükümet ve emlak gurularından duyuyoruz. Bunlar zamanında 10 kat ucuza aldıkları 10'ar tane mülkiyeti ellerinde bulunduran insanlar. Ve şimdi bize bir şato fiyatına yatak odası kadar ev alıp hayatımızın yarısını orada geçirmemizi öneriyorlar. Hükümet bu esnada yeni evlerinin inşaatını yıllarca süren bürokratik prosedürlerle bloke ediyor. Aynı zamanda da ülkeye milyonlarca göçmenin akışını sürdürüyor. Anlayacağınız, herkes için yeterli ev yok. Evler bir önceki kuşağın zamanına göre 10 kat fazla para ediyor. 25 yıl önce bir öğretmenin ailesi ev sahibi olabiliyordu. Bugünse ondan 10 kat fazla gelire sahip bir doktorun ailesi bunu yapamıyor. Bu açıkça sürdürülemez ve de eninde sonunda ciddi bir krize ve gelirin yeniden dağıtımına yol açacak. Bunca teknolojik gelişmeye karşın önceki kuşaktan daha yoksul olmamız nasıl mümkün olabiliyor anlayamıyorum. Ayrıca olay sadece göçmenler değil. Kanada'da doğmuş insanların çocukları da 25-35 yaşlarına gelip hala ailelerin evinde bodrumda yaşıyorlar. İkinci büyük problem ise sağlık sistemi. Kanada'da sağlık sistemi ücretsiz ve vergilerimizle sağlanıyor. Anladığım kadarıyla acil servisler de oldukça gelişmiş. Bir ameliyata girecekseniz para ödemezsiniz ve oldukça iyi bir hizmet alırsınız. Ama hayati olmayan hiçbir mesele için bir sağlık servisi yok. Ortada basbayağı doktor yok. Ne bedavaya ne de parasıyla. Özel sağlık sektörü yok ve hükümetin fonladığı sistemde çok az doktor var. Yılda bir kan testi yapmak, bir iki uzmana görünüp sağlığım konusunda danışmanlık almak, acil olmasa da uzun vadeli sağlığım için hizmet almak bu denli zor olmasa gerek. Ülkeye göç yoluyla birçok doktor geliyor ama çoğu gereksiz derecede kısıtlayıcı hükümet politikaları sebebiyle kendilerini doktorluk yapamaz halde buluyorlar. Bir doktor görmek istiyorsam tek opsiyonum başka bir ülkeye seyahat etmek. Ancak hükümet benim vergilerimin yarısını alırken karşılığında başımı sokacak bir ev ve sağlık sistemine erişemiyorum. Güzel bir pazarlık gibi durmuyor. Sonuç olarak ben yine de kendi ülkeme asla dönmeyi düşünmem. Çünkü Kanada'nın gelişmişliği ve de demokrasisini aynı zamanda iyi insanlarını bırakmak istemem. Kanada ideal olmasa bile benim ülkemdeki durum çok daha kötü ve hatta tehlikeli. Baktığınızda Kanada bir felaket olabilir ancak benim ülkem 10 kat daha felaket. Belki daha ucuz bir eyalete taşınıp daha çok para biriktirebilirim ancak bu da daha az iş demek. Belki Kanada vatandaşlığı aldıktan sonra ABD'ye ya da başka bir ülkeye taşınabilirim. Kanada'da geçirdiğim vakitten memnunum ve beni kendi ülkemdeki kötülüklerden kurtarıp kabul ettiği pasaportu bana birinci dünyaya giriş yolu olduğu için bu ülkeye minnettarım. Ancak hala buraya evim diyemiyorum. Çünkü bu ülkenin çok temel ciddi sorunları var. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Avrupa'nın yüz ölçümü bakımından en büyük ülkelerinden birisi olan Fransa ve Aşıklar Şehri olarak bilinen Paris'i anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.